Bey, öncelikle bu haftanız nasıl geçti? Bu hafta güzel geçti. Hani yağ yaktığımın farkına vardım. Vücudun direncini de kırdık. O yüzden mutluyum. Tabii yemek yememenin bir özlemi var ama önemli olan sağlık. Su tüketimimizi de arttırdık. 2,5 litreden 3 litre içmeye başladık. Yürüyüşlerimizi sıcak da olsa es geçmedik, yapmaya çalıştık. Evet, son 10 kilo, son 100 metreye girdik. Aynen öyle, son koşu yolundayız yani. Çok güzel bir tiyatro oyunu düzenlemişsiniz. Tebrik ediyorum. Çağımızın vebası olan obeziteye dikkat çekmek. Oyun yazma gerekliliği duydum. Çünkü ben sosyal sorumluluk alan bir yönetmen ve senarist olmak istiyorum. Depremle ilgili oyun yazdık. İşte Down sendromlarla ilgili oyun yazdık. Kızılay'la kanla ilgili oyun yazdık. Zaten kurgusal bir komedi yaptık çocuklara uygun. Hani obezite tabii bir cadı tarafından çıkarılan bir hastalık değil ama en başta bir cadı çıkacak. Çünkü gıda sektöründen kaynaklı çıktı bu obezite. Yapılan ürünlere, katkı maddeleri eklenerek bağımlılık etkisini arttırarak ve güzel reklamlarla hastaların dikkatini çekmeye özen gösterdi. Böyle başladık. Bir ayda gerçekten güzel sonuçlar aldık sizlerle. Her şeyden önce tartıda 35'ten 169'a düştü. Bu artık kolesterolümüzün sınırdayken ve hatta daha yüksek bir seviyedeyken kilo vermemizi düşürdük ve kolesterol ilacı kullanmaktan kurtulduk. Altına bir de şalvar alıyorum. Tamam. İçimden kayboluruz. Beyza hocamın yanına gelişim yengemle başladı. Onun güzel bir kilo verdiğini görünce ben de Erzurum'da çalıştığım kurumdan gelip Elazığ'da kendisiyle tanıştım. 96 kiloyla geldim yanına ve oyunculuk gereği sahnede bizim güzel durmamız, seyircilerimizin karşısında güzel çıkmamız gerekiyor fiziken olarak. Aslında ilk geliş amacım fiziken güzel görünmek, sahnede seyircilerimizin karşısında güzel çıkmaktı. Beyza hocamla tanıştıktan sonra sürecimiz çok güzel gitti. Bir ayda yaklaşık 20 kiloya yakın bir kilo verdik. Ve düzenli ve kontrollü olarak kilolarımızı verdik. Yaklaşık 9-10 kilo daha bir hedefimiz var. 9-10 kilo daha vermem gerekiyor standart bir kiloya ulaşmam için. Ve dediğim gibi seyircilerimize olan saygımızdan dolayı böyle bir yola girdik. Ama tabii ki bu saygıdan ötürü sağlığımızı da yeniden kazanmış olduk. Mahmut Bey ile yaklaşık bir ay önce tanıştık. Mahmut Bey'in yengesiyle de daha önce yaklaşık bir 25-30 kiloya yakın bir kilo vermiştik. Yengesinin tavsiyesiyle birlikte kilo vermek için bana danıştı. Biz bir ayda 20 kilo verdik Mahmut Bey ile diyet ve egzersiz desteğiyle birlikte. Ancak her danışanımda olduğu gibi Mahmut Bey ile de kan tahlili sonuçlarımıza bakarak yolumuza devam ettik. Bu bir aylık süreçte LDL kolesterolümüz normal bir aralığa getirdik ve aynı zamanda HDL kolesterolümüzü, iyi kolesterolümüzü yükselttik ve total kolesterol seviyemizi normal seviyelere düşürttük. Hem normal bir şekilde kilo verdik hem de sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Son 10 kilomuzu da yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde vermeyi hedefliyoruz. Hayatı tartıdaki sayılardan ibaret olarak düşünmeyin. Fazla kilolarınızdan kurtularak şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı, uyku apnesi gibi rahatsızlıklarınızdan da kurtulmuş olursunuz. Farkında olun ve diyetisyenlerinize fazla kilolarınızdan uzaklaşmak için başvurun. Sağlıklı günler dilerim.